Efendim tekrar merhaba. Osman Kara ile Farklı Bakış programının bu ikinci bölümünde bir konuğumuz var. Sayın Cemil Deveci ile birlikte OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Metin Eker'i konuk edeceğiz. Sayın Eker, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sayın Eker, Samsun kültür hayatında oldukça aktif bir isim. Sadece öğrenci yetiştirmiyor. Kentin estetik değerlerine, kentin kültür ve sanat aktivitelerinde katılıyor. Geçen sene bu kentte Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla kent estetiği çalıştayı düzenlemişlerdi. O bir günlük bir çalıştaydı. Bu sene iki günlük bir sempozyum. İki günde üç günlük ulusal bir sempozyum düzenlenecek bu ayın sonunda. Biz kenti, kent estetiğini ve sempozyumu konuşacağız Sayın Eker'le. Sayın Eker, biz kentte yaşıyoruz galiba veya şehirde yaşıyoruz, hangisindeyiz bilmiyorum. Kent kelimesini kullanıyoruz, şehir kelimesini kullanıyoruz. Ama kent nedir, şehir nedir, bunu pek bilmiyoruz. Bir güzel sanatlar öğretim üyesi olarak bunu bize anlatır mısınız? Kent nedir, şehir nedir? Evet, tekrar iyi akşamlar diyorum sayın seyircilerimize. Şehir, Arapça bir kelime, medeniyetin yuvalandığı, insanların kitlesel olarak yaşadığı, bir araya geldiği ve bu yaşam biçimine göre de yeni bir standartlar geliştirip takım olguları inşa ettiği bir uzay ya da mekan olarak tarif ediliyor. Şehir adı üzerinde medeniyetle alakalı bir kavram olarak da gündeme getirilebiliyor. İşte Arabistan'da Medine, ise medeni kavramı Medine şehir olarak tarif ediliyor. Bedevi, medeni ayrımı oradan geliyor. Kent kavramı da İran coğrafyasında Soğutça diye geçen bir kelime diye biliyorum. Hisar, kale anlamında. Zaten Türkçemizde de oldukça kullanılıyor. Yakakent gibi, işte yeni kent gibi, asar kent Atakent gibi. Atakent gibi. Şehrimizde de bolca örneği var. Kent ile şehir arasında bir ayrımın söz konusu olma ihtimaline bakarsak eğer, ben epistemolojik olarak biraz ayırmakta fayda var diye görüyorum. Özellikle biraz daha İngilizce kent ve şehir kavramlarının karşısında baktığımız zaman da aynı istikamette bir sonuç çıkacağını da görüyoruz. İngilizce'de city, şehir demek. City, site belli bir oranda dilimizde de farklı bir kullanıma taşınmış. Urban diye bir kavram var İngilizce'de. Kenti tarif eden bir kavram ama Türkçe sözlükte de yine benzer bir açıklama var. Daha çok bir şehir uzayı içerisinde yaşam konforunu, yaşam standartlarını ve ona ait bir insicamı, uyumu merkez alan bir kavram olarak. O açıdan özellikle yabancı kaynaklarda urbanizm ya da urban terimlerinin çok kitaplaştığını görürüz. Kent yaşamı üzerine. Özellikle de 21. yüzyıl kent yaşamı, bir de buna eşlik eden bir görsel kültür hakimiyeti de söz konusu olunca ben bu anlamda şehirle kenti biraz ayırıyorum. Dolayısıyla şehri işte göç alan, gittikçe büyüyen ama düzensizlik, heterojenlik gösteren, yönetsel olarak biraz daha dağınıklık gösteren ama yapılar fiziki olarak bir kurgu, tasarımsal bir bütünlük göstermeyen, ihtiyaca binaen sürekli değişik dönüşüm yaşayabilecek bir uzay olarak, yerleşim ya da yaşam uzayı olarak düşünüyoruz. Ama kentte yeni bir ekoloji, yeni bir dil, lisan, bir iletişim, etkileşim mantığı söz konusu olabiliyor. Yine kentte günlük yaşamın belli bir parselasyonu söz konusu olabiliyor. Bunun içerisinde iş, eğitim, yeme, içme, eğlence, spor ya da kültür sanat etkinliklerinin bu 24 saat içerisindeki planlamasını da rutine çeviren bir anlayış. Tabii bunda belli aktörler söz konusu olabiliyor. Tabii ki yerel yönetimler de yönetsel aktörler. Yine kitle kültürü, popüler kültür hakimiyetleri, kentin yarattığı
belli gereksinimlere cevap verebilecek mekanizmaların aktif, dinamik hale getirilmesi şehirle kenti yaşam konforu açısından biraz ayırıyor benim mantığıma göre. Yani şöyle mi anlayacağım? Biz şehirli olmaktan kentli olmaya doğru mu evriliyoruz? Bu mu yapılmak isteniyor? Bunu biraz söylemeye çalışıyorum. Yani kendi şehrimiz açısından söylersek de aslında Türkiye'de şu anda dört dörtlük bir kent olmuş bir şehirden çok bahsedemeyiz. Yani işte İstanbul örneği diyelim ki yine terminolojik olarak bakarsak megapol, metropol, city, işte urban, kent ya da şehir kavramları arasında çok değişkenlik gösteren anlam yerleştirmeleri söz konusu. Megapol ya da megaköy gibi çok yakın şeyler var birbirlerine, tarifler var. Ama kentleşmiş, yani bu insicamı, bu uyumu, bu tasarımsal olguyu tamamıyla yerleştirmiş bir yerleşim uzayından Türkiye açısından çok net bir örnek gösteremeyeceğimi söyleyebilirim. Şimdi ama bu, kentleşmeye doğru giden şehirlerimiz evet. Çok. Yani bu kentsel dönüşüm falan dediğimiz bu galiba ama ben bir şey söyleyeceğim hocam. Yanlış mı algıladım? Sayın Deveci izin verir misin? Ben söyleyeceğim bir şey var. Buyurun. Ben üniversite yıllarımı İstanbul'da yaşadım. Yani 1965-70 İstanbul'u bugünkü gibi bir yeni ifadeyle megapol veya mega kent falan değildi. Ve İstanbul'un da Suriçin'de, tarihi adasında yaşadım. Ama orada da o gün hayat şartları itibariyle ihtiyaçlarımızı karşıladığımız şeyler vardı. Bebekler vardı ve orada biz şimdi kenti yapılanmanın oluşturmak istediği birbirine tanıyan, birbirine saygılı kuralları olan ve hangi ihtiyacı nerede karşılayan bilen bir toplumduk. Şimdi zaman zaman İstanbul'a gidiyorum. Yıkılan eski İstanbul'un yerine yapılan yeni bir İstanbul var ama acaba ruhu olmayan, kültürü olmayan acaba ne yapıyoruz bilmiyorum. Şimdi Samsun ölçeğinde işe baktığımız zaman evet o çok kötü bir özellikle 60'lı yıllardan sonra köyden kente göçün oluşturduğu mahalleler var. Ama benim Samsun'a ilk geldiğim yine 1960'lı yıllardaki o Selahiye konakları ya da o çiftliğin etrafına kümelenmiş çok hoş, çok zarif bahçe içindeki evler vardı. Acaba 1970'li yılların belediye evleri mi daha güzeldi? Bugünün apartmanları şey yanlış hatırlamıyorsam Çin'de yapılan Habitat toplantısında bizim o Mamak'taki, Ankara girişindeki Mamak'taki yapılaşma, komşuluk ilişkileri derece almıştı Maastricht, değil mi? Orada yani o yapılaşma, o kentleşme modeli ne ilişkin orada bir karar çıkmıştı, olumlu bir karar çıkmıştı. Şimdi özellikle kendiliğinden gelişen ve tabii göçe ki bağlı gelişen doğal bir seyri içinde gelişen bir şehire baktığımız zaman işte Mamak örneği ya da işte Ankara'nın o tepenin üzerine yerleşmiş bir doku görüyorsunuz. Aslında o dokunun da yeni kent trendleri ya da binaları içerisinde baktığınız zaman kendine ait bir ruhu ve bir estetiği olduğunu da fark edebiliyorsunuz daha sonra. Tabii ki katkı. Onu belki belli bir oranda bir çerçeve alıp korumak da gerekebilir. Çünkü bir kendine ait bir ruhu var. O göçün simgelediği bir boyut var. Ben bir de şöyle yaklaşmak istiyorum olaya. Biz Türk milletinin en büyük özelliği güneşin yönünü takip etmesi, batıya doğru gitmesi. Orta Asya'dan itibaren habire gitmişiz. Bugün baktığımız zaman da aslında mobilize bir milletiz biz. Yani sabit değiliz. Göçler çok sürekli var. İstanbul'da örnek olarak verirsek bir sürü şehirden göç alan bir şehir Türkiye'nin her tarafından. Ve batıya doğru gidiş hala devam ediyor. Hatta şehirleşmelerin özellikle Eskişehir, şehrin doğusundan başlar, yenileme batısına doğru gider. Ve bu yerleşim mantığı da bizim ülkemizde batıya doğru gidiyor. Birçok şehri takip edin. İstanbul'dan başlayın. Bizim Samsun da öyle, Atakum da öyle. Bizim sanki bir genetiğimizde böyle bir şey var. Yani güneşin yönüne doğru gitmek ve mobilize bir yaşam yapmak. Bizim aslında kent kültürümüz, dünyada belki sanayi devriminden sonra 300 yıldan beri var ama, 300-400 yıldan beri var. Kentleşmenin zaruri unsurları var. Yani fabrikalar, şunlar, bunlar bir New York'u New York yapan ya da ne bileyim Londra'yı Londra yapan
farklı boyutlar var. Batı sanayi. Tabii yani İstanbul'un da bu şansı vardı ama İstanbul belki batıya nazaran biraz da sömürgeci ülkelerin altyapıyı güçlendirmeyle ilgili birçok hamleleri vardı. Bunlar belki insani ya da değil boyutları var ama tartışılır ayrıca. İstanbul bu yöntemi çok kullanmadığı için de daha dağınık ama kültürel anlamda da kendi ruhunu, dokusunu muhafaza ederek son işte 1950'lere 60'larda gelen bir şehir olmuş nihayetinde. Tabii tarihi kimliği de var. Bizim ülke olarak ya da millet olarak özelliğimiz bu. Batıya doğru şehirleşme, batıya doğru gelişme. Bir başka özellik de şehirler genişlerken, yani coğrafi anlamda, bir fiziki anlamda genişleme gösterirken gelişiyor gibi düşünüyoruz aslında. Şehir mantığında bu gelişme olarak ben çok doğru değerlendirmiyorum ama kent mantığında gelişme artık yatay mı, dikey mi diye bakınca fiziki olarak dikey gelişiyor. Ama yaşam olarak derinlemesine inmediğiniz zaman olay biraz daha farklı. Bence kent estetiği olgusuna geleceğiz. Kent estetiği olgusunda derine girmek bence daha önemli bir boyut. Yatay ya da dikey değil. Yani olayın fiziğine ya da genişliğine, genişlemesine değil de ruha inerek işte insan yaşamının o konforuna indiğimiz zaman biz estetiği ancak o zaman kent içerisindeki estetiği çözümleme şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Peki o zaman, o zaman oraya girelim hocam. Evet, kent estetiği ülkemizde belki belediyecilik anlamında, yönetimcilik anlamında baktığımız zaman yeni yeni bir kavram gibi duruyor. Zaten o yüzden hükümetin de son birkaç yıldır özellikle belediyelerde, büyükşehir belediyelerinde ya da şehir belediyelerinde devreye soktuğu bir sistem var. Yine 2014-26 sayılı bir genelge yayınlamış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Kent estetik kurulları kurulması noktasında. Tabii başında bir kent kavramı var. Özellikle estetik kavramı yanında kent kavramını uygun görmüş bakanlık. Bizim Samsun'umuzda da bir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kent estetik kurulu var. Onun da teşkili çeşitli birimlerden oluşmakta. Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle imardan, zabıtadan, makine ikmalden, sosyal işler dairesinden falan birçok daire başkanlığından birer temsilci. Yine Mimarlar Mühendisler Odası'ndan, işte Şehir Planlamacı Odası'ndan, İnşaat Mühendisler Odası'ndan filan birer temsilcisi var. Bir de bunların yanına ilçe belediyelerinden birer temsilci uygun görülmüş. Ve dışarıdan, işte mimarları saymazsak dışarıdan, bir üniversiteden bir temsilci denilmiş sadece. Bir de Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir üye. Normalde 15 kişilik bir ekipmanı var bu kurulun. Kurulu da yine kendi site kurulu kendine ait bir yönerge geliştirmiş ve bu yönergeler esas usullerini belirleyerek de eylem ya da bir karar alma noktasında komisyon kararıyla hareket etmeye çalışıyor. Ben geçen yıla kadar bu komisyonun fiiliyatından çok haberdar değildim. Zaten o arada biz Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kuruluşuyla meşguldük daha çok, yeni bir fakülte olduğu için de. Tabii Samsun'la bütünleşme adına da bir takım hamlelerimiz vardı ve bu hamlelerin dinamik unsurlarını da keşfe ihtiyacımız vardı. Bunlardan bir tanesi de kent ile sanatsal anlamda fiziki bir işbirliği nasıl yapabiliriz de kent estetik kurulunu inceledim ve orada üniversiteden mühendislik fakültesinden bir hocanın olduğunu gördüm sadece. Güzel sanatlarda niye yok diye bir istişare yaptık. Sağ olsunlar belediye yetkilileri, estetik kurul genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı üniversiteden de bizden bir asil bir yedek üye aldılar. Ve 1,5 yıldan beri de bizim hocalarımız, ben de birkaç toplantıya katıldım dışarıdan da, kurul toplantılarına iştirak ediyorlar. Ve geçen yılki çalıştayımızda da ondan da bahsedeceğim. Orada da bir takım önerilerim olmuştu. Yani sanat ve kültür camiasından da kent estetik kuruluna üye sayısını artırmak ya da etkili bir, tesirli bir hale getirmek gibi bir teklifim de olmuştu. Dolayısıyla kent estetiği olgusu kent estetik kurullarının devreye girmesiyle aktif hale gelmiş gibi duruyor ama tabii ki belediyelerin kendi çabalarında, çalışmalarında, projelerinde, planlarında belki estetik hamleler vardır. Ve kurulun marifetiyle bu söz konusu olabiliyor. Ayrıca sadece kurul değil, bazı belediyelerde de, ilçelerde de gördüm ben, daire başkanlıkları var. Kent Estetik Daire Başkanlığı adı altında. Bu da bence iyi bir hamle. Belki burada da bir daire başkanlığına dönüşebilir kurul. Daire başkanına dönüştükten sonra artık inisiyatif kimin eline geçer? Komisyon karar marifeti olduğu zaman daha mı iyi olur? Onu bilemiyorum. Belki onu tartışmak gerekebilir tekrar.
Ama belediyeciler, belediyecilik anlayışında bu bir oturmuşluk sergiliyor artık. Ve Samsun'da da uygulamalarda komisyon kararlarının ya da toplantıda konuşulan, tartışılan konuların uygulama noktasına taşındığını görüyoruz. Bu da bence kendi adımıza da bir sanat ya da kültür camiası adına da bence önemli bir adım olarak değerlendirebilirim diyorum. Ne yapıyor bu kurullar? Bizim Çiftlik Caddesi'ndeki düzenleme bu KESET Estetik Kurulu'nun komisyonunun orada konuşuluyor. İşte Çiftlik Caddesi işte bizim yeni girdiğimiz devrelerde o kararlar alınmıştı. Meydanla ilgili bir çalışma vardı. Yine cephe estetiğiyle ilgili hatta siz de bir çalışmama, bir konferansıma şahit olmuştunuz. Bizim de bazı tespitlerimiz vardı. Özellikle kirlilik noktasında, yani görsel kirlilik noktasında. Tabii bunlar var olunca fark etmek bir kitlesel yaşam, günlük yaşam içerisinde biraz zor. Yok olunca, var olanı hatırlayınca o kirliliği iyi ki yokmuş demek gibi bir noktaya geliyoruz. Bu da hem bir ihtiyaca karşılık olabiliyor, hem bir eğitim olabiliyor, hem de bir farkındalık yaratma açısından da katkı sağlayabiliyor ki bu aslında bir çeşit yaşam konforu. Yani standartlar belki katı gelebilir kavram olarak insanlar ama yaşam içerisindeki o uyumu sağlayınca onların da o katılığı ortadan kalkıyor aslında. Ve estetik de yavaş yavaş insanların şeyine, yaşamına bir şekilde insüet göstermiş oluyor, girmiş oluyor. Zaten şu da var, estetik kavramı şöyle açıklanabilir. Yani hep tarih boyunca ya da geçmiş bugüne kadar hep güzeli açıklayan bir kavram olarak olmuş ama aslında ruha teması da açıklayan bir kavram. İnsanların iç dünyasını şey yansıtacak mekanizmaların da içerisinde saklı olan bir kavram ama insanoğlu birçok olguyu birleşik hale getirip davranışlarda bulunur ya da biçimlendirmede de bulunur. Bunların en yalın dört maddesi etik, estetik, lojik ve pragmatik olarak tarif edilir. Türkçesi de İnsanoğlu iyiyi, doğruyu, faydalıyı ve güzeli arar ve bunu karıştırarak bir eylemde bulunmaya çalışır. İşte inanç bunun için vardır, din bunun için vardır, ahlak kuralları bunun için vardır, yasalar bunun için vardır ya da işte bir eşya tasarım yaparken faydalılık bunu gözetir, ergonomi vesaire. Ama hepsinin içerisinde estetik bir şekilde olmak durumundadır. Olmayınca insani olmuyor. Dolayısıyla estetik insani bir kavram, insani bir olgu. Tabii bunu da bir uzaya, bir fiziki ortama, bir mekana, bir kente yansıtma noktasına geldiğimiz zaman hangi başlıklar devreye gelebilir? Çeşitli başlıklar gündeme geliyor tabii ki. Şimdi hocam ben şunu merak ediyorum. Samsun ölçeğinde ele aldığımız zaman, Samsun münevver camiası veya entelektüel ortamı, bu estetiği, bu saydığınız dört ana unsurla birlikte ele alma, hayata geçirme noktasında yeterli mi veya bunun farkında mı veya bunun için neler ortaya koyuyor? Sadece bu anlattığınız belediye profesyonelleriyle oluşturabilecek bir olgu mu? Valla mülahaza, mütalaa, müzakere ya da müdahale diye şey yapacağımız yani fikir, düşünce üretme, bunları tartışma, kararlar alma ve uygulama noktasında bir entelektüel birikim olduğunu söyleyemem. Farkındalık noktasında bir birikim vardır ki Samsun sanat ve kültür adına önemli bir geçmişe sahiptir. Yani üretim noktasında, sanatsal üretim noktasında Türkiye ortalamasının üstündedir. Önemli kurumları yıllardan beri Samsun'da tesir oluşturmuşlardır. İşte Güzel Sanatlar Fakültesi yeni ama Güzel Sanatlar eğitimi çok eskidir. Güzel Sanatlar Lisesi vardır. Yine Samsun içerisinde sadece görsel sanatlar ya da plastik sanatlar değil, başka sanat kollarında da çok tesirli isimler çıkmıştır. Ülke gündeminde olan isimlerimiz de vardır. Dolayısıyla sanatsal entelektüelite açısından baktığımızda bir birikim var. Bu sanatsal entelektüelite belki estetik kavram altında baktığımız zaman da bir reaktif bir karakter oluşturmuş mudur? Aslında sanatçının doğasında bu vardır. Yani reaktif bir karakter olma ya da marjinal bir duruş sergileme. Belki normal insanlardan, işte topluma ait ortak algılardan belki biraz daha farklı biçimde, biraz daha çerçeve içerisinde, bir parantez içerisinde olayları gündeme getirme ve bunu tartışma noktasına taşıyabilirler ama bu hassasiyet zaman zaman, ne diyebilirim,
entelektüel birikimin bir reaksiyona dönüşme noktasına tesir olmamıştır. Bence bu enerji, bu bakış açısı var ama yavaş yavaş bu tesir noktasına taşınırsa Samsun için olabilir. Biz bunun biraz peşindeyiz. Yani iki anlamda peşindeyiz. Ben aynı zamanda Samsun Kültür Sanat Platformu Derneği yönetim kurulu başkanlığı da yapıyorum 2,5 yıldan beri. Platform olarak da bu hassasiyeti geliştirebilecek bir takım saptamaları, gündemleri işlemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi olarak, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi olmanın dışında fakülteye de üniversite olarak da işbirliğinin önemine çok inanıyorum. Bir başka boyut da biraz daha özel bir boyut. Ben Samsunluyum ve şehrimi, kentimi çok seviyorum. O konuda biraz daha özel, biraz daha hassasiyet geliştirip daha fazla çalışmaya da gayret gösteriyorum. Yani bu konuda da bir özel çabamız var. Ben sizin platformdaki gayretlerinizi biliyorum, çalışmalarınızı biliyorum. Çok güzel bir sunumunuz vardı kentle ilgili. Evet. Önünden izleyen ve devamlı gelip geçtiğimiz, ben her gün en az iki kere oradan geçiyorum. Herhalde 5 metrelik bir mesafede 10'a yakın aynı. 12 tane tabela, aynı şey ama hepsi. Nasıl alt alta üst üste koymuşlar, onu izleyince sizin sunumunuzda, hani müthiş bir kirlilik var. Kirliliğin farkında değiliz. Hocam bu şeye geleceğiz, çalışmaya geleceğiz. Ben bir şeyi merak ediyorum. Biz kocamanı yapmayı güzel yapmak gibi algılıyoruz. Mimar Sinan'dan daha büyük kubbe yapmayı, ondan daha yüksek minare yapmayı bugünün teknolojisinde kim olsa yapar diye düşünüyorum. Evet. Ondan daha güzeli, ondan daha uyumlusunu, ondan daha uygun altın oranlısını yapmayı düşünüyoruz. Bu gidişte ben en büyük cezaevini yapmakla övünürüz diye korkuyorum. Bilmiyorum. Adliye sayını yaptık. Ne diyorsunuz bu kocamanı yapmak, iriyi yapmak? Şimdi derslerde anlattığım bir örneklem vardır. Babil Kulesi ile başlarız. Babil Kulesi yaklaşık 400 küsur metre yapılmış. Tabii o bir şirk boyutu da olan ve toplumun helakına da yol açan bir boyutta en büyük benim mesajı. Sonra tarihler geçiyor tabii, modernizme geliyoruz. Özellikle Batı merkezi modernizme. Modernizmin simgesi olarak mesela Eyfel Kulesi yapılmış ve Fransa, Avrupa'nın en büyüğü benim. 320 metre boyunda bir kule ile bunu simgeleştirmiş. Ve Avrupa'daki modernizm Eyfel Kulesi ile anılır hale gelmiş. Sembolik bir şey. Tatlin Kulesi adı altında sanatçı Rodchenko Rusya'da bir kule tasarlanmış. 15 metrelik bir mini uygulamasını yapmış ama o da 300-400 metreye yakın bir kule olacakken gerçekleştirilememiş. Rusya, Fransa'ya cevap vermek açısından bir, tabii Kominterni'nin de bir simgesi olacak şekilde ayarlanmış bu Tatlin Kulesi ama gerçekleştirilememiş. Sonra bugün İkiz Kule var. Artık o başka bir simgesel boyuttu. İki taneydi. İki dualite yaşayan Amerikan'ın simgesiydi. Bire indirilmeye çalışıldı falan. Onu başka bir konu. Onun bir özelliği vardı. Yüksekliğiyle New York'ta. Şimdi Buruş ne dedi şeyde Birleşik Arap Emirlikleri'nde miydi o en yüksek bina? Hı. Yani 700 küsür metrelik binanın en büyük benim diyebiliyor mu şu anda Emirlikler ya da Katar hangi ülke ise? Bir Fransa'daki Eyfel'in simgeselliği yok. Yani Mimar Sinan örneğimiz de o zaman yaptıklarını, Mimar Sinan bugün yaşasaydı herhalde uzay çatıyı kimseye bırakmazdı. Gene kendisi yapardı. O yapardı. Yani öyle bir sanat ve ilim sahibi olan bir karakterizasyon söz konusuydu. Şimdi yükseklikle, büyüklükle övünmek modernizm bir özelliğiydi ama postmodernizm yaşıyoruz bugün. Hakikaten bugün daha farklı bir savaşlar var. Yani fiziki ya da sıcak savaşların yerine daha kültürel savaşlar var, kültür savaşları var bence. Ve gittikçe minimalize olan bir dünya, kentlerin üzerinde gelişen birikimi yoğunlaşmayı 10 milyon ve üzerindeki kentlerde biriktirmeye çalışan şehir devletlerinin oluşmaya başladığı ve kültürel bir o homojenitenin de müthiş bir dağınıklığını yaşadığı küresel şey yaşıyoruz, gündem yaşıyoruz. Ama o dediğim gibi yani fiziki sembol unsurlar bugün çok daha farklı boyutlarda değerlendirilebilir. Şimdi kent estetiği, çalıştayı
ve kent sempozyumuna geçelim mi artık sizin soracağınız bir soru? Kısa bir soru sorabilir miyim? Tabii. Bu da şu kent estetiğiyle, kent mimarisinin, orada yaşayan insanların, kent kültürünün, kent hukukunun, ulaşımının hepsini bir bütün aldığında bütün mü bakmak lazım? Yoksa içinden bir tanesi yapı güzelliği, yapı estetiği falan gibi mi öne çıkarmak lazım? Şimdi tabii hangi bakış açısından baktığınıza bağlı. Eğer bir belediyeciyseniz hangi açıdan bakarsanız altyapı ya da fiziki yapı olarak bakarsınız. Bir sanatçıysanız sanatsal konfor ya da etkileşim ortamları açısından bakarsınız. Bir halksanız size en kolay yaşam konforunu ne kazandırıyorsa onun açısından bakarsınız. Tabii ki insan merkezli olunca farklı insan bakış açılarına göre de ortak bir kanaat geliştirmek gerekiyor uygulamalarda. Estetik denen olgu, demin de bahsettiğim gibi, yani insani bir merkezi var ama tek başına ne fiziki, yani ne yatay beşeri bir gelişmeye bağlı, ne de dikey fiziki bir gelişmeye bağlı. Aslında biraz daha ruha, derinlemesine, yani yaşamın uyumuna, o kentin kültürüne, ruhuna, geçmişine, geleceğine, o köprülere bağlı. İçinde yaşayan insanların ortak münasebetlerine ürettiği yeni değerlere bağlı bir şey. Dolayısıyla kent estetiği orada üretilen değerler üzerine bina edilirse biraz daha anlam kazanabiliyor. Geçmişi ve geleceği de bir şekilde harmanlayarak. Çünkü orada birleşen insanlar var. Orada bir araya gelen bir kitle var. Ve o kitlerin içerisindeki farklılıklardan bir uyum aramanız gerekiyor. Bu uyumu da en kolay sağlayabileceğiniz kavram ya da olgu estetik oluyor. Bence Türkiye bunu biraz geç fark etti ama bence hızlı adımlarla bu ve belli istişarelerle ve akademik padilerle, ortaklıklarla da çok hızlı açılabilecek şeyler var. Ama tabii bunun ekonomisi var, bunun süreci var, süresi var. Bunun insanı rahatsız etmeden yapılmasıyla ilgili bir donanma ihtiyacı var. Yine işte biraz sonra bahsedeceğimiz bir takım etkinliklerle de bunun istişare edilmesi, tartışılması, değerlendirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması da gerekiyor ki bunların biraz anlam kazanmasını sağlamak açısından. Evet, oraya gelelim hocam. Pardon. Hocanın şey yoksa. Nedir bu sempozyum? Nasıl bir çalışma olacak? Evet. Ve ne bekliyorsunuz? Şimdi geçen yıldan başlayayım. Tabii. Burada da kitabını getirmiştik. Şöyle gösterebilirim. Kent estetiği çalıştayı projeler ve problemler ve projeler başlığı altında geçen yıl Atakum Sanat Merkezi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapmıştık. Tabii ki deminki bahsettiğim estetik kurul olayı bunun için bir dinamik oldu ve bir takım çalışmalar varsa Samsun'da hakikaten problemler de vardır, projeler de vardır. Onları hem akademik unsurlarla birleştirelim, hem belediyeye ait verileri bir araya getirelim. Hakikaten bir uyum var mı yok mu görelim istedik. Ve bir günlük çalıştayla başlamak istedik. Bu bizim fakülte olarak önerimizdi. Hakikaten kent ile işbirliğini önemseyen bir boyutta yeni bir fakülte olmamıza rağmen bunu da çok hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz diye peşindeydik. Sağ olsun da bu desteği aldık ve Büyükşehir Belediyesi ile beraber bunu gerçekleştirdik. 20'ye yakın bildiri sunuldu ve tespitlerin aslında o gün yetmediğini gördü ve bunun büyütülmesi gerektiğini düşündü. Zaten planlarımız da vardı. Önce ulusal bir sempozyuma dönüştürmek ve daha sonra da uluslararası bir sempozyuma taşımak gibi bölge ülkeleri ve işte dünyada belli trendleri olan kent markaları ya da gerçi marka kent kavramına ben de karşı çıkıyorum. Metin Sözen gibi profesör doktor. Onu da almak istiyorum burada. Yani kent kimliği ya da kimlik, kentlilik kimliği üzerine bir gelişim kaydetmek açısından bunun sürece yayılmış bir çalışma olacağını düşündük. Ve ulusal anlamda yaklaşık 5-6 ay önce biraz geç başladık ama sempozyum oluşumuna yine Büyükşehir Belediyesi ile beraber işte bizim akademisyen arkadaşlarımızla bir araya gelip bir sempozyum oluşturduk. Kenttest.org Samsun'a ait şu anda. Web sayfasında da zaten sempozyumdaki duyurularımız var. Çalıştay'ın başarısını sempozyuma taşımak niyeti ulusal anlamda da oldu ve yaklaşık 50'ye yakın bildiri sunulacak 2 gün. 10-11 tane de poster bildiri geldi. 5'er kişilik oturum, 10 tane oturum planladık. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü. Cuma günü de Samsun'un işte özellikle bir sonraki estetik hafta çarşamba. Evet, 25-26-27 Mayıs 2016 Çarşamba, Perşembe, Cuma günü sempozyum yine Atakum Sanat Merkezi'nde
Büyükşehir Belediyesi Takım Sanat Merkezi'nde yapılacak. Büyük bir ihtimalle Çevre ve Şehircilik Bakanımız da burada olacaklar. Dışarıdan başka üniversiteden akademisyenler, yerel yönetimden, belediyeden temsilciler, bildirilere katılmak isteyenler, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar olacak. Başlangıç için oldukça iyi bir düzeydir diyebilirim. Seneye daha da büyüyecek diye düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu konuda bir yani devam etmesi noktasında bir desteği olacağını söylediler. Dolayısıyla biz akademisyenler olarak, sanatçılar olarak Samsun'un kültür ve sanatına önem veren birçok arkadaşlarımızla beraber bu oluşumun desteklenmesinin yönünde bir şey içinde, çalışmak içinde olacağımızı söyleyebiliriz. Belli başlıklarımız vardı. İşte kent estetiği, kent ve sağlık, kent trendleri, markalaşmalar, reklam, cephe estetiği, yani olabilecek bütün konular, yani 10-15 tane konu çalışma başlığı olarak verildi ve yaklaşık 7-8 tane konu başlığında bildiriler geldi. Kent sağlığı da var içerisinde, reklam ve tanıtım da var. Marka, şehir ya da kent çalışmaları var. Kent estetiği çok daha merkezi bir kavram üzerine. Kamusal sanat ya da kent sanatı üzerine çalışmalar var. İnşallah Samsun'a bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ve ileriki dönemlerde de ulusal ve uluslararası anlamda da önce olacağını söylüyorum. Önce olmak önemli çünkü şunu da söylemekte fayda var. Kent estetiği sempozyumu Türkiye'de ilk yapılacak. İçinde belki kent uygulamaları işte ve benzer kavramlar olan sempozyumlar yapılmış bazı belediyelerde ama kent estetiği sempozyumu hiç yapılmamış. Ve Samsun'da son birkaç yıldır bu konuda bir atılım sergileyince böyle bir çalışma uygun olacağını düşündük ama ilk adım şehri olarak bu da atılacak ilk adımın da etkili, tesirli ve başarılı olmasını da umuyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparız diye düşünüyorum inşallah. Samsun son senelerde sempozyum konusunda bir evet. aile aktif bir evet. kent haline geldi. Bunda üniversitedeki öğretim üyelerinin belediyelerle yakın temasının etkisi var zannediyorum. İyi bildiriler yayınlanıyor, iyi kitaplar basılıyor, temin ediliyor. Bundan ne bekliyorsunuz bu sempozyumdan hocam? Şimdi çalışma sürecinde şuna da şahit olduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu konuda atılım içerisinde olmak istiyor. Ve örnek çalışmalara ihtiyacı var. Ve burada yapılacak olan sempozyumun çok önemsediğini biliyoruz. Yani takip ettiklerini, içerik istediklerini. Yine geçen seneki çalıştığımızı gönderdik. Tabii bir de Çevre ve Şehircilik'ten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı milletvekilimiz var. Çiğdem Karaarslan hanımefendi. O da bu konuda hassasiyet gösterdi ve bir takım çalışmalara girdi. Tabii bu bizim öncelikli olarak kentimizin bir kazancıdır diye düşünüyorum. Yani kitaplar, sempozyumlar, üniversite, belediye işbirliği ya da kent işbirliği birçok kültürel bir gelişim kaydediyor. Samsun'da müzecilik gelişiyor. Bir takım sanatsal ya da kültürel sabitler desteklenmek noktasına taşınabiliyor. Bir de yine projemiz içerisinde var. Belki ileride bu da nasip olabilir. Dostlar olarak da takdim ediyoruz bazen belli noktalarda. Projeler ya da festivaller gibi de olabiliyor. Yani sanatsal, kültürel festivaller. Mesela kent estetiğiyle ilgili olarak bir grupla temasım var. Grafiti ve duvar boyama sanatçılarıyla ulusal anlamda 20'ye yakın bir genç grup var. Belki takip ederseniz Kadıköy Belediyesi bir eski binaların cephelerini boyamayla ilgili bir festival yapmış. İki defa herhalde yanılmıyorsam. Ben benzerini Samsun'da düşünmüştüm ama yetiştiremedik bu döneme. Bu grubu buraya getirip bir 15-20 gün misafir edip böyle eski cepheleri ama çok dekoratif, sanatsal bir de mesaj içeren toplumsal içerik de ortaya koyabilecek görsellerle donatmak kimseyi rahatsız etmeyecek bir boyutta da örnekler yapmayı da düşünüyoruz. Yani buna benzer uygulamalar çok. Tabii kent ve sanat, bir de esas amaç şu, estetik mutlaka insanla temas halinde de sanata insanla temas sağlamak için de artık bu yoğunluk, yoğun bir günlük yaşam parselasyonu içerisinde insanların çok daha fazla ihtiyaç ve şeyleri gündemleri oluyor.
sanata biraz uzak kalabiliyorlar. Normalde şudur aslında, insanların sanata gitmesi lazım, galeriye, müzeye vesaire, ama yavaş yavaş artık tam tersine dönüyor iş. Biz sanatı insanlara getirmek noktasına evet. gidiyoruz. Belki farklı bir yöntem ama insanlara temas sağlarsak eğer estetik olguyu da biraz daha geliştirebiliriz. Bu anlamda bir bilinç oluşma ve devamında akabinde bir kültür oluşturma gelişkeninde göstermiş oluruz diye düşünüyorum. Ben elimden geldiği kadar sergileri takip etmek istiyorum. Evet, en son sergimize de geldiniz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Estağfurullah. Ama nüfusumuza oranla ben burada yeterli ilgiyi görmediğimi düşünüyorum. Duyurmada mı bir problem oluyor? Bu sadece sizin serginiz değil. Birçok sergide görüyorum. Gerçekten güzel eserler yapılıyor. Emek verilen eserler, göz nuru, bir duygunun yansıdığı eserler. Müzelere de gidiyorum. Kent Müzesi'nde de yeterli ilgiyi görmüyorum. Gazi Müzesi'nde de ben bazen buralıyız hocam. Gidiyorum, oradakine takılıyorum. Diyorum ki moral depolamaya geldim. Gerçekten bir yarım saat bakıyorum falan. Sonra yeniden dişleşmiş olarak çıkıyorum. Galiba bu konuda bizim eksiğimiz bunu bir kültüre dönüştürme noktasında değiliz. Bunda başarılı olamamışız gibi. Belki sizin varmak istediğiniz noktayı ben şöyle izah etmeye çalışayım. Demin bahsettiğim Türkiye ortalamasının üzerinde bir sanatsal potansiyel ve üretim var ama tüketim noktasında. Üretim ve tüketim biraz güncel olduğu için kullanıyorum. Normalde bizim kullanmamamız gereken bir kavram sanatta. Yani o estetik hazzın, o estetik olayın içerisinde üretmek, tüketmek biraz daha eşya mantığını ya da bir başka bir maddi şeyi getiriyor. Ama sanatsal işte sergilere gitme, operaya gitme, ne bileyim işte konserlere gitme, tiyatroya gitme, sanatla temas etme noktasında bir düşüklüğümüz var. Bunu zaman zaman dile getirdim ben. Eleştiri de aldım. Yani bir Samsunlu olarak bunun üzerine gitmesek eğer çözüm aramamız lazım. Bir şey eleştiriyorsak ona çözüm için de öneri getirmeden bunu yapmıyoruz zaten. Eleştirdiğimiz bir şey de alternatif bir şey geliştirip diyoruz ki bunu böyle çözebiliriz. Bu elimizde de mevcut olabilir. Destek verirse bunu yapabiliriz de diyebiliyoruz. Bu konuda biraz ortalamanın altında gibiyiz. Yani yaşanabilir şehirler ortalamasında kültür sanat olarak Samsun sanatla temas ya da tüketme noktasında biraz daha az ama üretme noktasında yukarı. Bizim birinci misyonumuz bu. Tabii duyurular bir etkendir, bir faktördür. Herkesin duyması. Duyması yetmiyor, gitmesi gerekiyor. İçerisinde yani birçok konumlara göre önemli insanlarımızdan gitmesi lazım, örnek olması açısından. Sanat camiasının sürekli içinde olması lazım. Tabii bunları yaparken de galerinin sayısının fazla, tiyatro salonunun fazla, ulaşılabilir olması lazım, merkezi kılınması lazım. Bunlar da olabilir. Mesela ben hep içim gider, askeri hastanenin olduğu yer benim için hep güzel bir sanat galerisinin olduğu bir mekandı. Şimdi deseler ki bana ayakkabıcım olsun, galerim olsun ya da bir insana sorsalar herhalde galeri olsun der herkes ama bu tüketim kültüründe öyle bir kompleks içerisinde orası da kayboldu gitti. Tabii merkezi olması, insan sirkülasyonunun ortasında olması bir galeri için bir avantaj. Demin dediğim noktaya geleceğim tekrar. Yani sanatı insanlara götürme noktasında da mekan çok önemli. İnsanların oraya gelmesi noktasında da çok önemli. Artık onu başaramıyorsak galeri ile ilgili mekanlar nasıl geliştirilebilir? Eskiden Samsun'da Akbank'ın özel sanat galerisi vardı. Şimdi özel sanat galerisi yok. Ben öğrenciyken sergi açmıştık Çiftliğindeki ikinci katında Akbank'ın. Özel galericiliği geliştirmek lazım burada. Sanat kültürü geliştirmek lazım. Bir Samsunlu sanatçısınız, ressamsınız, resim satabiliyor musunuz diye sorsanız yok. Yani Samsun'dan alıcı yok. Yani gelenlerin çoğu bana hediye eder misin diye soruyor. Ben hediye edemem diyorum çünkü çocuğun gibi ayıramam ondan diyorum tablamda. Evet, yani Samsun. İnşallah biraz daha değişim ve gelişim kaydedecek. Adnan yani Menderes Bulvarı'nda harcadığı parayı hiç gözünü kırpmıyor ama bir sergiden bir eser alma konusunda bence önce oldukça şey davranıyor Samsun. Evet. Pinti davranıyor. Peki vakit de hızlı ilerliyor. Biz böyle müdahalelere belki de söylemek istediklerinize pek vakit bırakmadık. Yok aşağı yukarı söyledim ben söylemek istediklerimi. Yani sempozyuma bütün
yani bu konuda duyarlılık geliştiren, geliştirmeyen bütün Samsunları davet etmek istiyorum. Çünkü düzenleme komisyonunun bir tarafı da hoca arkadaşlarla beraberiz. Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde gerçekleşiyor ama akademik katkı da veriyoruz. Ne zaman olacağını bir daha söyleyelim. Nerede olacağını? 25, 26, 27 Mayıs 2016 tarihlerinde. Yani önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe, cuma. Çarşamba, perşembe günleri bildiri sunulacak. Cuma günü de gezi olacak. Gezi'de yine kent estetiğiyle alakalı çalışmaların ve Samsun turistik şehri, yabancı misafirlerimize böyle bir şey olacak herhalde. Ama iki gün, 10 oturum. İşte değil mi? Atakum'daki... Unuttuğum bir konu vardı. Onu da hatırlatmak istiyorum. Çok özür diliyorum gene seyircilerimizden de. Biz bu vesileyle, sempozyum vesilesiyle uluslararası bir kent estetiği konulu afiş yarışması yaptık. Yani poster yarışması. 29 ülkeden 923 katılım oldu. Ve bunlar açılış günü, sempozyum birinci günü protokol konuşmalarının ardından açılışı yapacak serginin. Yine sanat merkezi fuayesinde 100 eser, en iyi 100 eser sergilenecek. 3 ödül, paralı ödül var ve 10 tane de mansiyon ödülü verilecek. Onlar da gala yemeğinde akşam takdim edecek. Belki yurt dışından gelebilecek insanlar varsa işte birkaç gün önceden onları yapacağız. Ama bu da yine Samsun için bir ilk. Poster yarışmaları açısından da kent estetiği konusu olarak da ilk. Bunu ben es geçtim. Bu da önemli bir çalışma. Sergisi de olacak yine aynı mekanda. 29 ülkeden 923 sanatçı, tasarımcı Samsun'u duydular. Kent estetiği olgusunu duydular. Bu da uluslararası. Yani bu sempozyum uluslararası tarafı da var. Sanat tarafı uluslararası oldu ama seneye inşallah akademik tarafı da, bildiri tarafı da uluslararası olur. Bunlar bence Türkiye'de ilk olması ve bu konuda öncü olması açısından kentimize yakışır diye düşünüyorum. İlk adım kentine yakışır diye düşünüyorum. Açılış saat kaçta olacak hocam? 9 olur herhalde. 9-9.30 başlar. Ben 25 Mayıs çarşamba sabahı saat 09'da Atakum'daki Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde olacağım hocam. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Yani hem bu çalışmaları görmek, bilgilenmek hem de özellikle o afiş sergisini görmek için orada olacağım. Hocam son sözleriniz varsa alalım yoksa programı kapatacağız. Evet, ben size teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyu gündeme getirmek istemenizden, paylaşmak için bize destek vermenizden dolayı ben hassasiyetinizi de, bakış açınızı da programın isminde olduğu gibi farklı bakışınızı da yakinen bildiğim için her ikinizin de bu hassasiyetine de çok teşekkür etmek istiyorum. O zaman ben bir 3-5 dakika daha bir çalayım arkadaşlarla. Buyurun. Sizin 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasında sizin ve Memduh Erkin Hoca'nın gayretlerini biliyorum. Ama hayalinizi de biliyorum. Hayaliniz daha da büyük. Bu Güzel Sanatlar Fakültesini nereye taşımak istiyorsunuz? Samsun Kent Dinamikleri bu hayale nasıl sahip çıkarlar? Şimdi ben kurucu dekanlık yaptım. Yaklaşık 3,5 seneye yakın. O seneler için konuşayım. Şu an idareci değilim. Başka bir şey de yapmış olmayayım. Bir ihlal de yapmış olmayayım. Ama ihmal de yapmak istemiyorum. İhlal yapmasam ama ihmal etmeyeyim. Çünkü konuşması gereken noktalar da olabilir. Bir Güzel Sanatlar Kampüsümüz var bizim. Eski eğitim kampüsü. Güzel Sanatlar Kampüsü oldu. Önce işte Atakum Kampüsü'ydü ismi. Daha sonra İlk Adım Kampüsü oldu. Bir bezaf işte. Daha sonra da biz onu Güzel Sanatlar'a çevirdik. Üniversite yönetimlerine destek aldık bu konuda. Ve bu Türkiye'de ilkti gene. Güzel bir yer. Önemli bir yer. Batı Park olgusuyla da bütünleşirse eğer. Şimdi Batı Park'ın en şey bakımsız yeri orası gibi duruyor. Çok da çaba sarf ettik ama kısmen değiştirip dönüştürebildik. Hala müdahaleye ihtiyacı var. Estetik müdahaleye ihtiyacı var. Çevre olarak, fiziki olarak. Samsun'un sanatsal üretim merkezi olsun diye istiyoruz orayı. Çünkü içinde tekrar etmek istiyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi var. Mimarlık Fakültesi var. OMİ Devlet Konservatuvarı orada. Eğitim Fakültesi'nin müzik ve resim iş eğitimi bölümleri orada. Yine Meslek İlişkisi Okulu'nun sanat ve tasarımla ilgili işte dekoratif mimari sanatlar gibi, grafik gibi ya da matbaacılık gibi bölümleri orada. Ayrıca bir de lisans üstü eğitim olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü de orada.
303 üzeri kişilik bir salonu var. Yüzer kişi, iki tane de dinleti salonu var. Ya da konferans salonu bizim Güzel Tarih Fakültesi'nde olduğu gibi. Üniversitenin 40. yılında açılan bir müzesi oldu orada. Sanat ve Eğitim Müzesi. Eski eğitimi ve sanat eğitimini de orada müzeleştirdik. Üniversitenin ilk müzesi. Orada müzemiz, galerilerimiz, dinleti salonlarımız, konferanslarımız var. Hayalimiz nedir? Çok daha mükemmel, iyileştirilmiş salonlarla Samsun'un üniversite, akademik ya da diğer yerel konserlerini sergilen orada yapmak. Yerel anlamda bütün halkın oraya gelip sanatla temasını sağlayabilmek, kurslar, hobi kursları vesaire yapabilmek. Ama o mekanların yenilenmesi, güzelleştirilmesi gerekiyor. Mesela şu anda 3 tane bölümü olan, 4. bölümü açılamayan ama açılması için her şey yazıyor olan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bir binası yok. Yani başka bir birimin binasında hizmet görüyor ve böyle bir şeyimiz de var. O spor salonu da orayı daralttı galiba biraz değil mi? Oradaki gelişme alanını... O olacak iş değil değil mi herhalde? Yani arazinin yarısı, gerçi dolgu sahası da orası, Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufunda ama tabii yine de eğitim yuvasının kenarına yani 2500 kişilik bir spor salonuyla 1000 kişilik futbol sahasını koymak. Çünkü biz akşamları düdük sesleri, maç sesleri, top sesleri içinde ders yapıyoruz zaman zaman. Ve o koridor, seyirci koridoru oldu. Mesela şu anda şampiyona var. Bütün herkes okulun içinden gelip geçiyor. Yani güvenlik sıkıntımız da olabilir. Yani evet. Hassasiyetleri var ama nihayetinde o mekan çok değerli bir mekan. Ve Samsun için de Güzel Sanatlar Kampüsü olması itibariyle de üzerine eğilmesi gereken bir mekan. Sadece üniversitenin katkıları yetmez tabii. Şehrin de katkılarına ihtiyacı var. İnşallah onu da sağlanır ileride. Ki hak ettiği bir noktaya varır. Çünkü Türkiye'de ilk ve tek. Ve bunun örnekleri çıkacak diye biliyorum. Çünkü İstanbul'dan bir ilçe belediyesi bizden bu konuda fikir istedi. Çalışma istedi. Bir gün oraya beraber gidelim inşallah. Pırıl pırıl gençler. Çok iyi. Evet. Üretim, tüketim çok olmasa da, hoş olmasa da pırıl pırıl gençler çok iyi üretimler gittik yapıyorlar. Gittik bir konferans orada seninle beraber gittik. Tamam, ayrıca yine bir gidelim. Gidip gidelim. Orayı halka tanıtmamız lazım. Halk tanımıyor. Yani kent estetiğini halka tanıtmaya çalışanlar kendi eserini halka tanıtmakta evet. Yeterince başarılı değil gibime geliyor hocam. Gayret içerisindeyiz. Desteksiz olmuyor tabii ki. Yani biz çabamız bu. Yani platform evet. Olarak hem akademik ünvan konumda olan bir insan olarak bir de Samsunlu olarak hakikaten yani belli hassasiyetler noktasında müştereklerimiz çok fazla olmasına rağmen ortakları çoğaltmamız gerekiyor. Paydaşları çoğaltmamız gerekiyor ki tesirli olsun. Tek birkaç kişiyle olmuyor. Bazen çalışmalarınıza engel olabilecek iç dinamikleriniz de size karşınıza çıkabiliyor. Ama olsun. Biz Samsunluyuz. Şehri seviyoruz, bu kenti seviyoruz ve onun için çalışacağız yani. Biz iltifat cimrisiyiz. Evet. Marifet ehline iltifat etmekte biraz tembel davranıyoruz, cimri davranıyoruz. Estağfurullah. Biz hepimiz... Yani biz derken toplum olarak söylüyorum. Değerli seyirciler, 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Eker'e katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür bu ederim. Sempozyumun Samsun kentine, Türkiye halkına ve Türk bilimine, Türk yerel yöneticiliğine faydalı eserler üretmesini temenni ediyorum. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Deveci size de hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Aks TV'nin genç ekibine teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Katkılarıyla hazırlanan Farklı Bakış sona erdi.